Merhabalar, üniversite dayı sevgili öğrenciler, değerli veliler. Geleceğimizi şekillendiren ve hayatımızda önemli rolü olan üniversiteleri, bölümleri, fakülteleri, programları tanıtmayı amaçladığımız Benim Tercihim programına tekrar hoş geldiniz. Sizlerden gelen talepler doğrultusunda bölüm tanıtımları yapmaya devam ediyoruz. Bugün havacılık ve uzay bilimlerini konuşacağız. Konuğumuz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Veli Çelik hocamız. Sayın hocam, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sayın hocam, sizlerin de malumu pandemiden dolayı öğrencilerimiz bölümleri, fakülteleri çok üniversiteleri tanıma imkanı bulamadılar. Bizler bu programda siz değerli hocalarımızla, üniversitelerimizle öğrencilerimizi, aday öğrencilerimizi buluşturmayı amaçlıyoruz. Öğrencilerimize sorduk hangi bölümleri tanımak istersiniz diye. Havacılık ve uzay bilimleri öne çıkan bölümler arasında öğrencilerimizin büyük ilgi gösterdiği alanlardan biri. Zira ülkemizde son dönemde bu alanda önemli atılımlar yaptı ve yetişmiş insan gücüne de bu alanda ihtiyaç var. Benim hazırladığım sorular var. Yine bizi farklı mecralardan izleyen üniversite adayı öğrencilerimizin de sizlere soruları olacak. Akışa uygun olarak müsaadenizle bunları size ileteceğim Sayın Hocam. Yayına başlamadan önce sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? Çok teşekkür ederim. Bu konuyu talep eden öğrencilerimizi de tebrik ediyorum. Gerçekten önümüzdeki yıllarda en çok istihdam yaratacak bölümlerin başında havacılık ve uzay bilimleri geldiğini ülkemiz için rahatlıkla söyleyebiliriz. Ben kendimi tanıtmak istiyorum kısaca. Profesör Doktor Veli Çelik, 1980 makine mühendisliği mezunuyum. 83 yüksek lisans, 89 doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi'nde dekan yardımcılığı ve öğretim üyeliği görevlerinden sonra 96 yılında profesör olarak Kırıkkale Üniversitesi'ne savunma sanayinde yapılacak projelere katkı vermek niyetiyle İstanbul'a gitmeyip İstanbul'daki kadroya müracaat etmeyip Kırıkkale'ye geçen savunma sanayini çok önceleyen bir kişilik olarak ben kendimi takdim etmek istiyorum. 1996-2014 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi'nde makine mühendisliği bölümünde görev yaptım. Ve 2018 yılından itibaren Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanlığına Ankara'ya gelmiş oldum. Ama bundan önce yine Ankara'ya 2014 yılında yine Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin kurucu dekanı olarak görevlendirildim. İşte ilk mezunlarımızı 2016'da vermiş olduk. 2018'de de üçüncü mezunları verdikten sonra Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanlığına terfi ettim tabiri caizse. Daha sonra dekanlığımdan hemen sonra Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü kuruldu. İlk öğrencilerimiz geçen sene alındı. 2019-2020 geçtiğimiz yıl İlk öğrencilerimizi aldık. Yüksek lisans programımızı açtık. Geçtiğimiz ay içerisinde de yine aynı programda doktora programını açtık. Üniversitede bu dekanlık görevleri dışında Aybü Küsim diye bir birim var. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. Üniversite Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Uygulama Araştırma Merkezi. Bu birçok üniversitede farklı isimlerle var ama tam bu ismiyle belki birkaç tane üniversiteden bir tanesiyiz. Bu alanda çok güzel çalışmalarımız var. Tabii mühendislerin sanayiyle buluşmalarını sağlamak üzere güzel faaliyetler arkadaşlarla birlikte yürütüyoruz. Ayrıca
TÜBİTAK, MAKİTEK veya TEYDEP biriminde proje değerlendirme kurulunda birkaç yıl görev yaptım. Sanayiyle iletişimleri biraz güçlü bir hoca olarak kendimi tanımlayabilirim. Biraz daha uzatacak olursak programı doldurabiliriz. Çünkü kıdem fazla olunca özgeçmişte biraz fazla oluyor. İsterseniz burada ben bu konuyu kapatmış olayım. Evet, teşekkür ederim Sayın Hocam. Yine akışta tekrar döneriz. Sayın Hocam, biz millet olarak havacılar uzaya çok uzak bir millet toplum değiliz. Hazırkan Ahmet Çelebi'nin çabalarını biliyoruz. Yine Osmanlı döneminde farklı bilim adamlarının, alimlerin havacılık, uzay çalışmaları var. Bunları çok iyi biliyoruz. Daha öncesinde de yine bu tür çalışmalar var. Yine Cumhuriyet'in ilk yıllarında çok önem verilen, gelişen bir bölüm, sanayi, sektör. Belli bir süre unutsak da tekrar hatırladık aslında havacılık ve uzayı, ne kadar önemli olduğunu. Bu anlamda havacılık ve uzay mühendisliğinin, sizin fakültenizin genel olarak amacı ve kapsamı hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Çok teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi dekanı olarak atanmamdan hemen sonra, hatta burada parantezi açayım, önce TUSAŞ ile görüşmeler yaptım. Çünkü biliyorum ki bu kadar yıllık mühendislik tecrübemden uygulamada belli becerileri kazanamadıktan sonra mühendislikte kariyer yapmanın oldukça güç olduğunu biliyorum. Bu sebeple burada anmak isterim. TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Oğuz Borat hocamız, daha önceden İTÜ Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi'nin dekanlığını da yapmıştır kendisi. Onunla görüştüm. Ne şekilde bir yol haritası izlememiz gerektiğini değerlendirdik. Tabii bu esnada yine TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil Bey ile görüşmelerimiz oldu. Ve bu görüşmelerden sonra biz ileri teknolojiye dayalı bir alanda, havacılık ve uzay bilimleri alanında eleman yetiştireceksek eğer, bilindiği gibi bir altyapı gerekiyor, bir de eğitim kadrosu gerekiyor. Eğitim-öğretim kadrosu gerekiyor. Yani bunların her ikisi de ne kadar mükemmel olursa yetişecek olan öğrenciler de o kadar kariyerleri açısından yeterlikli olacaklardır diye birlikte değerlendirdik ve bir protokol hazırladık. Hatta o protokolde ben genel müdürden dedim ki bu fakülte öğrencilerine, bu bölüm öğrencilerine sizden burs istiyorum dedim. Sayın Genel Müdür kusura bakma hocam dedi, ben burs veremem dedi. Emek olmazsa yemek olmaz dedi. Mutlaka dedi bir çaba olacak, bir çalışma olacak. O çalışmanın karşılığı olarak ben ödeme yaparım dedi. Bunun üzerine protokole de bu eklenmiştir. Birinci sınıftan itibaren bizim bu bölüme gelen öğrencilerimiz haftada bir gün TUSAŞ'ta uygulama eğitimi yaparlar. İşte geçen yıl buna 4 öğrencimiz, hazırlık sınıfında başarılı olan 4 öğrencimiz katıldı. Ve bu çalışmaları karşılığı da TUSAŞ tarafından kendilerine devletin takdir ettiği miktarda ödeme yapılmaktadır. Tabii bu ödemeden ziyade esas amacımız öğrencilerin mesleğini sevmeleri, benimsemeleri, tanımaları ve mesleğiyle ilgili öngörüde bulunabilmeleri. Bilindiği gibi bizim buradaki amacımız, bu bölümü açmaktaki amacımız, ülkemizde çok hızlı bir yönelim var havacılık ve uzay sektörüne. Tabii yüksek teknoloji gerekiyor. Yüksek teknolojiyi de dünyada her ülke beceremiyor. Herkes çok iyi biliyor ki savunma sanayinde İHA'lar olmadan önce İsrail'den getirilen İHA'lar
Yani hiçbir fayda sağlamadı güvenlik güçlerimize ve terörle mücadeleye. Daha sonradan ülkenin kendi tasarımıyla geliştirdiği İHA'lar sayesinde biz terörle mücadelede, savunmamızda önemli adımlar atabildik. Tabii bunlar çok güzel adımlar olarak nitelendiriyorum. Burada bir örnek üzerinden de gitmek istiyorum eğer fırsat verirseniz. Çünkü burada konuşacak çok konu var. Kırıkkale Üniversitesi'nden çift anadal mezunu bir öğrencim var. Bir süre TEİ'de görev yaptı, çalıştı. Daha sonra hocam dedi ben bu İHA'larla ilgili İstanbul'a geçmek istiyorum dedi. Ben de çok memnun oldum tabii. Ve geçenlerde bu işte Türkiye'nin gururu, dünyada sayılı ürünlerde olan İHA ve SİHA'ların tasarım grup müdürü olarak görev yaptığını da memnuniyetle öğrenmiş oldum. Şunu söylemek istiyorum. Burada biz her ne kadar devlet üniversitesi olsak da benim görev anlayışım özel sektör mantığıdır. Profesyonel yaklaşımı çok benimsemem. Daha çok özel yaklaşımlarla yol alma prensibim ve usulüm vardır. Dolayısıyla yani bir öğrencimizin bir ihtiyacı, bir problemi varken bu bizi ilgilendirmez deme şansını hiç kendimde görmedim. Ve böyle bir düşünceyi de hiç benimsemedim. Açıkçası bu bölüme alacağımız öğrenciler bizim fakültenin bir ailenin üyesi olarak kendilerine değer verildiğini, kendilerinin her türlü desteğinde bulunacağımızı bilinmelerini arzu ederim. Tabii ki şimdi havacılık ve uzay deyince Ankara'nın pozisyonundan da birazcık bahsetmemiz gerekiyor. Ankara, Türkiye'nin havacılık ve uzay alanında merkezi bilindiği gibi. Ankara'da da TUSAŞ biliyorsunuz işte 40 yıllık bir birikimi var TUSAŞ'ın efendim. Geçenlerde 42. kuruluş yıl dönümlerini kutladılar. Ben de TUSAŞ kampüsünde bulunuyordum o esnada. Gururlandım gerçekten. Yapılan işleri küçümsememek lazım. Sayın Başkanım kusura bakmayın konu biraz dağıldı ama belki açıklayıcı olabilir diye düşünüyorum. İşte cumartesi günü yerli otomobille ilgili temel atma töreni oldu. Burada görsellerini paylaştığımız her bir ürün yerli otomobilden çok daha kıymetli ürünler. Çok daha teknolojisi yüksek ürünler. Çok daha prestiji yüksek ürünler. Tabii yaygın etki açısından otomobiller çok yaygın ama orta teknolojidir her şekilde. Yani otomobillerin üretimi orta teknoloji grubuna girer. Ama havacılık ve uzay alanındaki ürünlerin her hepsi yüksek teknoloji alanındaki ürünlerdir. Ben fazla uzatmayayım isterseniz size söz hakkı vereyim. Çünkü bu alanda yani bu yaştan sonra bu kadar heyecan duyacağımı ben pek düşünmüyordum ama siz de fark ediyorsunuz. Gerçekten yeni gelecek öğrencilerim kadar heyecanlıyım. Yalnız şunu söylemek istiyorum. HAP diye bir bölge var. TUSAŞ'ın da içerisinde bulunduğu Ankara'da Havacılık ve Uzay İhtisas Organize Sanayi Bölgesi. Şimdi yani benim planlamam bu bölüm yüksek lisans, doktora programı, araştırma laboratuvarları ile birlikte yani 3. ve 4. sınıflarda bu bölgenin kenarında, köşesinde, ortasında yer almak istiyorum. Belki rektörüm şu anda bana ya siz ne şekilde planlama yapıyorsunuz diyebilir ama yani bu tecrübelerimden yöneldiğim nokta budur. Evet. Aslında çok güzel Sayın Hocam. Bir tarafta araba, bir tarafta uçak, savunma araçları, yer savunma araçları, denizaltılar, gemiler. Bunların milli imkanlarla yapılması ve bu sektörlerin, bölümlerin birbirleriyle rekabet halinde olması da bizleri sevindiriyor aslında. Hepsi kendi alanında ilerleyen projeler, milli projeler, toplum adına, millet adına ben tekrar emekleriniz için teşekkür ederim. Sayın Hocam,
amacı ve kapsamından bahsettik. Havacılık ve uzay bilimlerinin disiplinler arası bir bilim olduğundan, bir fakülte olduğundan bahsettiniz. Farklı bölümlerden, disiplinlerden, programlardan öğrencilerimizin de dersler aldığını ve yüksek teknoloji gerektiren aslında bir alan olduğundan bahsettiniz. Buradan hareketle sizin bölümünüze, havacılık ve uzay bilimlerine gelen, mühendislik bölümüne gelen öğrencilerimiz hangi ders içerikleriyle karşılaşacaklar, nelerle muhatap olacaklar, hangi alanlarda iyi olmalılar, matematik mi, fizik mi, onları hangi dersler bekliyor? Efendim şöyle, bizim bu bölüm öğrencileri geçen yıl hazırlığı direkt geçen arkadaşlar mühendislik öğrencileriyle birlikte ortak dersleri aldılar. Ortak olmayan dersleri de yine bizim fakülte hocalarımızla ve TAİ'deki uygulamalarında yine TUSAŞ'ta yaptılar. Açıkçası bu bir mühendislik bölümü. Havacılık ve uzay mühendisliği bölümü. Bilindiği gibi uçak mühendisliği diye ayrı bölüm var, uzay mühendisliği diye ayrı bölüm var, uçak gövde bakım diye başka bölümler var. Fakat biz kuruluş aşamasında da uçak mühendisliği ve uzay mühendisliği ayrı ayrı bölümler olarak yazılmıştı. Fakat bölüm açma aşamasında yaptığımız değerlendirmelerde özellikle TUSAŞ'taki uygulamacılarla, işte genel müdürümüzle ve ekibiyle görüşmemizde havacılık ve uzay mühendisliği olarak isimlendirmenin daha uygun olacağı kanaatine varıldı. Ve o şekilde biz YÖK'ten bölüm açılması talebini yaptık. Sağ olsunlar, onlar da kabul ettiler. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Birinci ve ikinci sınıflar mühendislik programlarının, yani bilgisayar mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliğinin temel derslerini alıyorlar. Yani matematik yoğun, fizik yoğun, bilgisayarla ilgili dersler yoğun olacak. Tabii bunun yanında üçüncü sınıftan itibaren mesleki alana geçiliyor. Mesleki alanda bizim şu andaki kurgumuz mevcut öğrencilerimizi tasarım analiz üzerine yoğunlaştırmak. Yani şöyle benzetebiliriz. Bir uçak. Bunu da resim olarak göstermiş oldum size. Bu modern muharebe uçağı, MMU olarak isimlendirilen uçak efendim. Bunun yapısal tasarım, yapısal diye geçiyor kurum içerisinde. Tasarım, yani akış parametreleri, analizleri, malzemesi, ağırlığı. Bu biraz makine mühendisliğine yakın bir alan teşkil ediyor. Bilindiği gibi bunun aynı zamanda malzeme çalışmaları var. Önümüzdeki yıllarda, yani ilerleyen yıllarda biz 3 ve 4. sınıfta opsiyonlar kuracağız. Ayrı ayrı opsiyonlar. Mesela çok merak eden öğrencilerimiz malzeme alanıyla ilgili çalışacaklar. Diğer öğrencilerimiz arzu edenler kontrol kumanda, yani elektrik elektronik kısmıyla ilgili çalışmalara katılacaklar. Ve o şekilde dersler onlara açmayı planlıyoruz. Ayrıca bir diğer husus da yazılım tabii. Bunların hepsinin çok yoğun yazılımları var. Yazılımları için de yine özel programlar, özel yazılımlar mevcut altyapıda bulunması gerekiyor. Bunları TUSAŞ desteğiyle biz kullanmayı ve öğrencilerimizi de o şekilde yetiştirmeyi planlıyoruz. Şimdi havacılık ve uzay mühendisliği bölümünde güzel resimlerde gösteriyorsunuz. Dört temel bileşen var. Bunlardan bir tanesi uçak. Bir diğeri insansız hava araçları. Tabii ki üçüncüsü helikopter. Burada gösteriyoruz. Bir diğeri de uydu. Yani dört tane ürün var. Fakat her bir başlıktaki ürünler de birbirinden çok farklı. Yani uçak dendiği zaman biliyorsunuz, yani onlarca model ortaya çıkabilir. Helikopter dendiği zaman işte basit küçük olanlardan işte askeri olanlara varıncaya kadar çok geniş bir şeyi var, spektrumu var.
İHA'lar aynı şekilde kullanma amaçlarına, yerlerine, ihtiyaca göre tabii bunlar planlanıyor. Dolayısıyla öğrencilerimizden birinci olarak istediğimiz bu alana gönül vermeleri. Bu alana sevdalı olmaları. Çünkü bu alan yüksek teknoloji alanı. Belki dünyada, ülkemizde ve dünyada sayılı araştırmacılar içerisine girmeleri gerekecek ileride. Onun için de başından itibaren bu alanı seviyor olmaları ve bu alanla ilgili çalışmalardan kaçınmamaları. Yani çalışmaktan kaçınmayacaklar, ezbercilikten uzak ama uygulamayla birlikte başarıya odaklanmış kişiler olarak gelmelerini arzu ediyoruz. Bu arada tabii bu fasılda olmak üzere bu bölümde 4 tane profesörümüz hali hazırda, 2 tane doçentimiz bizim şu anda fakülte sayfamızda doktor öğretim üyesi olarak gözüküyor ama 2 arkadaşımız doçentliklerini aldılar. Yakın zamanda onların atamaları mümkün olur, kısmet olursa. 2 doktor öğretim üyesi ve 2 de araştırma görevlisi kadromuzda var. Bu bölümün öğretim kadrosunu ben milli takım, yani futbol milli takımına benzetiyorum. Ve milli takımı kurup bu görevi de tevdi etmeyi planlıyorum Sayın Başkanım. Ayrıca şunu da eklememde fayda var. Tabii demin bahsettiğim gibi alan çok geniş. Seçmeli derslerde farklı ihtiyaçlar olabilir. Bu ihtiyaçları karşılamak için TUSAŞ'ta hali hazırda 100'den fazla doktoralı personelimiz var. Yani bunlar bizim istediğimiz seçmeli dersleri, istediğimiz uygulamaları vermek üzere protokolümüzle zaten bir görüş birliğine varıldı. Ben konu yine fazla uzatmayayım, size bırakayım. Buyurun tamam, efendim. Hocam. Sayın Hocam, görseller içerisinde galiba bir simülatör de gördüm. Farklı eğitimde teknolojileri de kullanıyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Bununla ilgili bir soru sormak istiyorum. Ülkemiz eğitim teknolojilerinde ya da bu havacılık ve uzay bilimleri eğitimi alanındaki teknolojiyi ne derece kullanabiliyor? Bu durum ne durumdayız? Hangi seviyedeyiz? Diğer ülkelerle bu anlamda rekabet gücümüz nedir? Şimdi başkanım, zor olan tasarımdır, bir ürünü ortaya koymaktır. Bir ürünü siz tasarlayıp, üretip, testlerini, tabii uluslararası standartlara uygun olarak testlerini geçmesi gerekiyor. Bunları sağladıktan sonra bunların kullanımıyla ilgili konu, tabii gençleri çok ilgilendiren bir husus da bu pilotaj tabii. Yani pilotluk nasıl oluyor vesaire, belki bunların kullanımında özel olarak yetiştirilmesi gerekiyor ama genel olarak uçakların kullanılmasıyla ilgili bu pilotaj eğitimlerinde tabii simülatörler çok önemli yer tutuyor. Simülatör tasarımı ve üretimi de artık ülkemizde belli düzeye gelmiş durumdadır. Onun anlamı şu, yani gereği şu, bir pilot yetiştirilirken belli temel dersler alıyor. Bu temel derslerden sonra simülatör eğitimleri var. Simülatör eğitimlerinden sonra çok uzun bir uçuş eğitimleri var. Tabii uçuşta mutlaka yanında tecrübeli olanlarla birlikte uçuşlar var. Daha sonra da müstakil uçuşlarla birlikte pilot eğitimi tamamlanmış oluyor. Yani bizim arkadaşlarla birlikte ileriye yönelik bir bölüm olarak pilotaj açma niyetimiz yok. Ama tabii yani pilotaj eğitiminin tamamen, pilot yetiştirmenin tamamen bir nakit akış konusu olduğunu değerlendirilebilir. Bununla ilgili de çalışmalar var. Belki yani önümüzdeki yıllarda biz pilotaj eğitimini yani bölüm dışında eğitim öğretim olarak değil de bir eğitim olarak sürekli eğitim merkezinden ya da IBSEM üzerinden eğitim olarak verebileceğimizi planlıyoruz.
Evet, teşekkür ederim Sayın Hocam. Yine yabancı dil konusu öğrencilerimiz tarafından sıklıkla sorulmakta. Yabancı dil sizin bölümlerinizde ne derece önemli? Bu doğrultuda nasıl bir yabancı dil eğitimi veriyorsunuz? Öğrencilerimizi bu konuda nasıl desteklemektesiniz? Yabancı diller okulumuz var bizim. Gelen öğrenciler mutlaka bir seviye testinden geçiyorlar. Yabancı dili belli düzeyin üzerinde olanlar bölüme başlıyorlar. Ama yabancı dil seviyesi yetersiz olanlar, istenilen seviyede olmayanlar bir yıl yetmedi, bir yıl daha hazırlık eğitimi alıyorlar ve çok iyi bir kadromuz var. Yani bugünlerde işte uzaktan eğitimle birlikte bu sınavlar, işte yeterlik sınavları nasıl olacak onun konusu bayağı gündemde tutuyor. Belki size de gelmiş olabilir. Yani üniversitemizde yani %100 İngilizce olarak bu bölüm tasarlandı, planlandı ve o şekilde devam ediyor. Öğrenciler rahatlıkla yabancı dillerini üniversitemizde geliştirebilirler, kendilerini yetiştirebilirler. Zaten mesleki alana geçildiğinde yabancı dil olmadan ilerlemek mümkün değil. Evet. Siz de satır aralarında bahsettiniz. Yüksek teknoloji isteyen bir bölüm, talep eden bir bölüm sektör. Bu anlamda çok ileride olan ülkeler var, kuruluşlar var, üniversiteler, enstitüler var. Bu kapsamda siz fakülte olarak, bu bölümler olarak havacılık ve uzayla ilgili aynı alanda çalışan diğer kurumlarla, üniversitelerle, üniversiteler, ülkelerle nasıl işbirlikleri kuruyorsunuz? Oradaki bilgi birikimini, tecrübeyi fakültenize nasıl aktarıyorsunuz? Zor soru başkanım. Yani gerçekten güzel soru. Biz yeni kurulmuş bir fakülteyiz ve bölüm öğrencilerimiz bu sene birinci sınıfa gelecekler. Söylediğiniz konuların her biri bizim için birer ödev konusu, çalışma konusu. Ancak tabii şunu söylemem lazım. Üniversite olarak Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi rektörümüzün de büyük katkısı ve desteğiyle uluslararası çalışmalarda gerçekten öncü üniversitelerden bir tanesi. Fakat şunu söylemem gerekiyor. Bizim TUSAŞ'la yaptığımız protokol gereği yabancılar bu eğitime dahil değil. Yani TUSAŞ'taki eğitime dahil değil. Biz dolayısıyla bu programa şu ana kadar uluslararası öğrenci alamıyoruz. Çünkü oradaki konular gizliliği olan konular, takdir edersiniz, özel konular. Dolayısıyla bizim uluslararası çalışmaları takip etme ve onlardan faydalanma konusunda en büyük penceremiz birinci sırada TUSAŞ geliyor. Çünkü TUSAŞ 40 yıllık birikimiyle, altyapısıyla, donanımıyla, personeliyle gerçekten ülkemizin zaten tek bu alandaki tek kuruluşu, yani milli kuruluşu. Daha önceden başka ortaklıklar da vardı ama şu anda %100 milli bir kuruluş olarak bulunuyor. Burada bir tane örnek vermek istiyorum. Mesela TUSAŞ'ta bu uçak biriminin başında olan bir profesör hocamız var. Bu hocamız aynı zamanda Amerika'da bir üniversitenin de profesörü. Yani Amerika'daki bir üniversitede profesör. Ama burada görevli, TUSAŞ'ta görevli. Biz o hocamızdan istediğimiz alanda ders alabiliriz, eğitim alabiliriz, öğrencilerimizin yönlendirmesini yapabiliriz. Tabii bizim için ödev diye bahsettiğim husus, şimdi tabii öğrenciler geldikten sonra ikinci sınıftan itibaren yerlerinde duramazlar. Hele hele bu havacılık öğrencilerin ne yapacağını ben bile kestiremiyorum. Tabii uluslararası işbirlikleri nasıl olacak? Yani bir ve ikinci sınıfı burada okuyup üç ve dördü bir başka üniversitede, özellikle tabii burada Amerika başta geliyor. Bitirme şeklinde
çift diploma uygulaması yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? Arkadaşlarımız bu konuları çalışmaya başladılar. Ama bunun dışında Kazakistan ya da Özbekistan, bu Rusya'nın önceki birikimlerinin olduğu birimlerle de iletişimler kurmayı planlıyoruz. Bunun dışında tabii Malezya ile ilgili de bu alanda bir işbirliği planlamamız var. Ama henüz biz yolun başındayız. Söylediğiniz konular bizim için çok ciddi ve önemli ödevler. Rektörümüzün bu konuya verdiği önemle rahatlıkla bu konuları halledebileceğimizi ben öngörüyorum açıkçası. Bu soruyu bu şekilde sorduğunuz için de çok teşekkür ederim. Evet Sayın Hocam. Yine öğrencilerimiz tarafından sıklıkla sorulan diğer bir konu da kontenjan meselesi. Kontenjanlar, sıralamalar, belki puan türleri olabilir. Biraz daha teknik konular. Neler söylemek istersiniz bu konularda Sayın Hocam? Evet, yani çok açık konular bunlar. Biz sayısal puan türünden öğrenci alıyoruz. Yani mühendislik alanıyla ilgili tabii ki. Yani hazırlık sınıfımız var, hazırlık okulumuz var. Kontenjan olarak tabii bu konuyu çok özel ama sizinle paylaşayım bilmiyorum ben. Konular üzerinden gidiyorum genellikle. Yani genel müdürümle de ben önceden görüşüyorum Temel Bey'le. O çok daha yüksek kontenjanlar talep ediyor. Çünkü bu stajyer mühendislik diye bir uygulamaya başladı savunma sanayi firmaları. Siz takip ediyorsunuzdur mutlaka. Dördüncü sınıfta hatta üçüncü sınıftan itibaren haftada bir gün böyle seçme öğrencileri, ortalaması yüksek, işte proje geliştirme yeteneği olan öğrencileri staja alıyorlar. Mülakattan geçiriyorlar ve onları mezun olunca kendi kadrolarına katmak üzere bir çaba içerisinde bulunuyorlar. Halbuki bizim bu program ortak entegre eğitimle yetiştireceğimiz öğrenciler tamamen onların alanın içerisinde olacağı için onlara derhal faydalanabileceği yetişmiş elemanlar haline gelecek. Onun için çok sayıda eleman istiyor Sayın Genel Müdürüm. Fakat bizim de yeni kurulma durumumuz sebebiyle ben mümkün mertebe az kontenjanlarla başlayalım. Sağlam başlayalım, ayağımızı yere sağlam basalım arzu ettim. Yani ilk yıl 40 öğrenci aldık. Bunların 4'ü hazırlık sınıfını direkt geçti. Şu anda 2. sınıfta 4 öğrencimiz olacak. 1. sınıfa bu sene 45 kontenjan tanındı YÖK tarafından. Ama geçen yıl biz mühendislerin en yüksek puanıyla ilk açılmamıza rağmen en yüksek puanla öğrenci alan bölümü oldu. Bu sene tahmin ediyorum bu sağlık alanındaki bölümlerden de daha yüksek kısma doğru geçiyoruz. Yani geçen yılki sıralamamız 24 bindi. Bu sene muhtemelen 15 binlere doğru ineceğimizi tahmin ediyorum. Çünkü aldığımız tepkiler bu yönde. Ben fazla uzatmayayım sizin sorularınıza bakalım efendim. Evet hocam. Aslında kısmen bahsettiniz, değindiniz Sayın Hocam. Staj meselesi. Ankara Havacılık Merkezi dediniz. Ülkemizin Havacılık ve Uzay Sanayi Merkezi dediniz. Bu anlamda öğrencilerimizin staj imkanları biraz bahsettik aslında ama biraz daha detaylandıralım istiyorum. Çünkü doğrudan uygulamaya dönük bir bölüm, bir fakülte. Sizin bölümünüz, fakülteniz, alt programlarınız belki ileride. Uygulama noktası çok önemli. Her ne kadar teorik bilgi, güçlü bir teorik altyapı arka planı olsa da bunun nihayetinde uygulamaya dökülmesi gerekiyor. Bu anlamda öğrencilerimize pratik yapma imkanı hangi ortamlarda sunmaktasınız? Staj imkanları nelerdir? Hangi kurumlarla bu anlamda işbirliği yapmaktasınız ya da planlamaktasınız? Efendim çok teşekkür ederim. Yine güzel soru. Henüz daha planlayacağımız ve icra edeceğimiz çalışmalar içerisinde yer alıyor bir kısmı. Ama tabii başından TUSAŞ'la birlikte bu protokolümüz çerçevesinde staj faaliyetlerini biz birinci sınıftan başlatıp bedelini öğrenciye ödemek suretiyle son sınıfa kadar devam edecek. Ama bu yeterli değil. Bunun dışında da öğrencilerimizin uygulamalı, beceriye dayalı,
Bir şey başa proje odaklı çalışmalar için rektörlüğümüz de son derece bize yardımcı oluyor, destek oluyor. Kendi laboratuvarımız var. Mühendislik Fakültesi'nin altyapısı olarak kullandığı tüm laboratuvarlar bizim öğrencilerimiz için de açık. Onları da kullanacağız. Tabii Türk İş Teknik icap ettiği zaman TUSAŞ kanalıyla bizim için ulaşılmayacak yerler değil. Bir diğer hususta tabii TEİ var biliyorsunuz. Uçak motor fabrikası Eskişehir. Bizim Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölüm Başkanımız Eskişehir'den transferimiz. Şu andaki teknik direktörümüz diyelim. Gerçekten çok kıymetli bir hocamız. Yurt dışı tecrübesi çok fazla. TUSAŞ Yönetim Kurulu üyeliği yapmış. Eskişehir'deki birikimlerde katkısı olan hocamız. Yani onların planlamalarıyla biz hem mühendisliğin altyapısını kullanacağız, kendi altyapımız oluşturuluyor, onları kullanacağız. Zaten TUSAŞ'ta bizim hiçbir üniversitenin kuramayacağı, oluşturamayacağı, ortaya koyamayacağı bir altyapı var. Yani bir tane tezgahı görseniz, yani üniversitenin bütçesini neredeyse yarısı olabilir TUSAŞ'taki bu havacılıkla ilgili uygulamalardaki makineler ve üretim sistemleri. Ayrıca tasarım altyapısı, yani yazılımlar, bilgisayar programları, bunları da bizim tamamını kendimizin temin etmesi oldukça zor. Ama TUSAŞ desteğiyle biz bunları rahatlıkla kullanacağız ve öğrencilerimizin yetişmesine, beceri kazanmasına, kalitelerini artmasına yönlendirmiş olacağız efendim. Evet. Sayın hocam, bu alanda kıdemli, tecrübeli bir hocamısınız. Biraz da gözlemlerinizi, yıllar içerisinde gözlemlerinizi sormak istiyorum. Sizin bölümünüze hangi niteliklere sahip öğrenciler gelirlerse daha başarılı olurlar, daha mutlu olurlar, daha hızlı ilerlerler? Yani öğrenmeyi sevecek. Yani öğrenmekten çekinmeyecek. Birincisi bu. Bu havacılık sektörüne sevdalı olacak. Bunu söyledim. Realist insanlar olacak. Yani gerçekçi olacak. Pozitif düşünecek öğrenciler. Bir de tabii bizim TUSAŞ'la işbirliğimiz dolayısıyla yani milletin değerleriyle barışık insanlar olacak. Açıkçası milli değer üretmek üzere biz bu gençleri Ar-Ge mühendisleri olarak yetiştirmek istiyoruz. Size başından beri bahsettiğim bu planlama Türkiye'de örnek bir planlama. Yani entegre eğitim planı fakülte düzeyinde ilk defa burada gerçekleşiyor. Yani ümit ederim diğer fakülteler için de bunlar örnek olur. Öğrencilerin yetiştiği anda, yani mezun olduğu anda iş sahasına önemli ölçüde hazır hale gelmelerini temin etmek üzere bir planlamadır bu. Dolayısıyla ben kendimi çok mutlu hissediyorum. Açıkçası yani 40 yılı aşkın bir mesleki hayatım var. Yani mühendislik fakültelerinde 10 yıllık dekanlık deneyimim var. Ama 2 yıl içerisindeki duyduğum heyecanı orada duyduğumu söyleyemem açıkçası. Burası yüksek teknoloji alanı olduğu için yani çok hassas. Yani hata yapma şansı yok. Yani öğrenciler hatasız bir iş yapmak istiyorlarsa buraya gelecekler. Ama çok seçkin kişiler arasına katılacaklar. Bu bölümü tercih ettikleri takdirde. Ben ümit ediyorum ülkemizin önümüzdeki 5-10 yıllarda bu alacağımız öğrenciler burada örneklerini gösterdiğimiz, işte TUSAŞ'ın ürünleri olarak getirdim ben buraya. Bu projelerin, tabii bunlar birer örneği. Bunların devamları da gelecek. Bunların değişik versiyonları olacak. İhtiyaçlara göre uluslararası pazara açılmış olacak. Ve dolayısıyla mesleki tatmin noktasında belki en yüksek tatmin derecesini bu gelecek öğrencilerimiz yakalayacaklar. Ve mutlu olacaklar. Ben bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ya, öğrencilerimden de bunu görüyorum. Yani bu alan gerçekten ülke için çok önemli.
Belki geç kaldık, engellemeler oldu, şeyler oldu, baltalamalar oldu ama yani bugün artık ülkemizin dünya ülkeleri arasında belli bir noktaya gelecekse bu alanı başarması gerekiyor. Bu başarıyı da tabii gelecek öğrencilerimizle biz sağlamak istiyoruz. Bunu ben hamaset için söylemiyorum. Gerçekten öğrencilerime ben güveniyorum ve seviyorum. Gelecek öğrenciler de bunlar içerisinde yer alacakları için kendilerini şanslı hissedebilirler ama en büyük şans da o başarıdaki, o istekteki öğrencilerin hocası olacağımız için bize ait olmuş olacak. Alan tabii çok geniş alan. Ben fazla sözü de uzatmak istemiyorum. Yani bu konuyu sizden talep edip bize de bu fırsatı sunduğunuz için size ve öğrencilerimize bu konuyu talep ettikleri için çok teşekkür ediyorum ve onlara üstün başarılar diliyorum. Evet Sayın Hocam, zamanımızın da sonuna geldik. Bize ayrılan zamanın da sonuna geldik. Ben şimdi zaman için kesmeye çalışıyorum. Burada yalnız birçok şeyim var benim. Anlatacağım hususlar var ama isterseniz programda yine devamını getirebiliriz Sayın Hocam. Sizin de uygun olduğunuz bir iki cümleyle isterseniz. Evet. Bu istihdam konusunda öğrenciler en çok buna yer verilmesini arzu ediyorlar. Demin belirttiğim gibi ilk kontenjanın alınması aşamasında biz TUSAŞ Genel Müdürlüğü ile birlikte planlama yapıyoruz. Ama bu demek değildir ki tüm mezunlarımız TUSAŞ'ta görev yapacak. Havacılık alanı demin bahsettiğim gibi HAP diye bir bölge oluşuyor. Orada bir organize sanayi bölgesi oluşuyor. Türkiye'nin sadece Ankara'da olan bir OSB burası. Ayrıca diğer savunma sanayi kuruluşlarında görev almaları mümkün. Tabii burada Aselsan'ı, Roketsan'ı, Havelsan'ı anmadan geçmek mümkün değil. TÜBİTAK'ın kuruluşları var biliyorsunuz, araştırma kuruluşları var. TÜBİTAK, SAGE'de bunlar içerisinde. Aynı zamanda TÜBİTAK Uzay biliyorsunuz. Türkiye'de artık Ulusal Uzay Ajansı kuruldu. Tabii bu ajansın elemanlarını da biz burada yetiştirmemiz gerekiyor. Bunlar da yeterli değil. Makine imalatı, tasarımı, analizleriyle ilgili her alanda görev yapabilecekleri gibi yurt dışı firmalarda da rahatlıkla görev yapabileceklerini ben buradan belirtmek istiyorum. Evet Sayın Hocam, son bir soru müsaadenizle biraz da vizyonunuzu aslında öğrenmek istiyorum bu anlamda. 3-4 yıl sonra mezunlarınız olacak. Belli niteliklere sahip, işte öğrenmeyi sevecek, realist olacak, havacılık sektörüne aşık, milli değerleriyle barışık, detaycı, hatasız iş yapmaya niyetli öğrenciler bize gelirlerse daha mutlu olurlar dediniz. Bu niteliklere sahip bir öğrenci size geldi. Bir 4-5 yıl sonra öğrenciyi hangi niteliklerle mezun edeceksiniz? Bu konu hakkında neler söyleyebilirsiniz? Güzel soru. Yani mezunlar zaten biz bunu bugünden planlıyoruz Sayın Başkan. Yani TUSAŞ bizden diyor ki şu özelliklere sahip olması gerekiyor. Biz bunu ta başından değerlendiriyoruz ve ona göre ders planımızı yapıyoruz, uygulamalarımızı organize ediyoruz. Tabii bunlar genel bilinen şeyler ama arzu ettiğimiz şu, tasarım yeteneği olacak. Zaten teknoloji dediğimiz zaman, teknolojinin geliştirilmesi dediğimiz zaman tasarım olmadan bir ürün geliştirme şansı olmaz. Size ait bir ürün oluşabilmesi için önce bir tasarım yapacaksınız. Sonra bu tasarımınızı doğrulayacaksınız, analiz edeceksiniz ve testlerden geçireceksiniz. Hatasız olduğu kanaatine vardıktan sonra da prototip üretimine geçeceksiniz. Daha sonra seri üretime geçecek. Şimdi tabii şunu rahatlıkla örnek verebiliriz. Yani yıllardır ülkemizde otomobil üretiliyor. Ve her türden otomobil üretiliyor. Ama yerli ve milli tasarım olarak bir ürün ortada olmadığı için devletimiz
bu yeni adımı atmıştır, ortaya koymuştur. Yani teknolojik gelişmelerde tasarımı, markası size ait olmayan bir ürünü üretmeniz esnasında siz oradan maddi olarak bir kazanç sağlayamıyorsunuz. Sadece emeğinizin karşılığını alıyorsunuz. Ama tasarımları size ait olursa, markası size ait olursa, hele hele bu havacılık sektöründe gerçekleşirse, yani çok güzel bir gelecek ümit ediyorum ve o şekilde hayal ediyorum. Açıkçası bir yerde rastladım başkanım. Yani hayal olmayınca havacılık olmaz. Yani bir üniversitemizde gördüm ben, hayal kurma diye ders konmuş. Düşündüm yani çok münasip yapmışlar. Yani hayal olmadan insanın projesi olmuyor. Projesi olmayınca hedefi olmuyor. Tabii bunlar birbirine bağlı hususlar. Biz öğrencilerimizden tabii bunları istemek zorundayız. Çünkü havacılık sektörü bunların hepsinin istendiği bir sektör efendim. Evet Sayın Hocam, son sorum dedim ama yine izleyiciler de takip ediyorlar. Onların da eğer siz de uygunsanız, müsaitseniz, zamanınız da varsa bir soruları var. Serbest efendim. Evet. Biraz bahsettiniz, değindiniz aslında iş imkanı, iş meselesi. Şimdi bölüme gelecek öğrenci 4-5 yıl sonra mezun olacak. Dolayısıyla öğrenci 4-5 yılın ortamını düşünmeli ve daha da ilerisinde emekli oluncaya kadar, iş hayatından çekilinceye kadar bu meslekle iş dışı hemdem olacak. Onunla ilgilenecek, hayatını burada sürdürecek. İş imkanları, istihdam meselesi ve bu sektörün geleceği nedir Sayın Hocam? Tamam, şöyle açıklayayım ben size. Yine benim doktora tezim roket motorlarıyla ilgili. İlgi alanım biraz otomotiv, onun için oradan veriyorum örneği. Diyelim ki bir otomobil fabrikası var. Burada çalışan belli sayıda mühendis var, personel var. Fakat bu ana fabrikanın dışında çok geniş, büyük bir yan sanayi ağı var. Ve bu yan sanayinin hepsinde de bu sektörü iyi bilen, tasarım kabiliyeti olan yine mühendislere ihtiyaç var. Şimdi otomotivde durum buyken ülkemizde çok hızlı bir gelişme gösterme trendinde olan havacılıkla ilgili diyelim ki helikopter. Şimdi arkadaşlar ilk sene geldiklerinde TUSAŞ'taki helikopter üretim fabrikasına girdiklerinde görecekler. Siz görsellerde de belirttiniz. Yani seri üretime alınmış helikopterler var. Şimdi bunların birçok modeli üretilecek. Bunlar ana fabrikada hepsi üretilmeyecek. Sadece önemli parçaları ana fabrikada üretiliyor bilindiği gibi. Çok sayıda parçası bu otomobilden kat fazla sayıda yedek parça içeriyor bunlar. Bunlar yan sanayide yapılacaklar. Yani bu arkadaşlar bizim planladığımız düzeyde Ar-Ge mühendisleri olarak geçiştikleri takdirde yani iş problemi olacağını ben kesinlikle düşünmüyorum. Zaten öyle bir şey olsa Sayın Temel Kotil Bey demez ki ben şu kadar fazla istiyorum, şu kadar sayı istiyorum demez bize. Ama bu arkadaşları biz gerçekten sektörün ihtiyaçlarına, taleplerine, gereklerine, uluslararası standartlara uygun olarak yetiştirmeyi planlıyoruz. Yani bunu sağladığımız takdirde işsizlik diye bir konu kesinlikle akıllarına getirmesinler. Kendi işlerini kuracaklar zaten bunların çoğu. Yani gidecek belki TUSAŞ'taki o eğitiminden sonra o pratik çalışmalarda, proje çalışmalarında diyecek ki ben işte kanadın ya da kuyruğun ya da şu kısmın bir parçasını ya da bir bölümünü ben yeniden tasarlıyorum. İşte şöyle bir projem var. Bunun üretimini kendim yapacağım deyip kendileri üretici, yani kendi işlerini kurma durumuna da gelebilirler. Yani sektör yeni gelişen bir sektör. Dediğim gibi hem bütün mühendislik dallarından öğrencileri alıp stajyer mühendisi olarak değerlendirip kendi ihtiyaçlarını planlama yolunu seçiyorlar ama bunlar artık özel seçilmiş
ve belli bir eşiğe geçmiş kişiler olacaklar bize geldiklerinde. Evet. Hocam büyük bir aşkla, şevkle, heyecanla anlattınız. Ben buradan anlıyorum alanınızı. Ben yansıtamıyorum. Yani heyecanım daha fazla. Ama bu yaşta ben bu kadar heyecan olacağını hiç tahmin etmezdim. Konu öyle, bir de tabii öğrenciler konu olunca ben hep heyecanlıyım efendim. Evet Sayın Hocam, biz de heyecanınızı paylaşıyoruz. Enerjinizi paylaşıyoruz. Sağ olun, var olun. Ürünlerimi tanıtabilir miyim en son? Buyurun yani, hocam. En sondan başlamam lazım gelirse, bu MMU dedikleri model muharebe uçağı. Yani F-35'lerin yerine kullanacağımız uçak. Bu Gökbey diye helikopter, pardon, Hürkuş olarak üretilen uçak. Pervaneli uçak. Evet, Hürkuş. Buradan pervaneli. Hocam, Anka, insansız hava aracı, bunlar var. Bu da Gökbey helikopter, ticari. Tabii bunun şeyi var biliyorsunuz, Atak helikopter savaş için kullandıkları var. Ve bunlar çok değişik modelleri de halen çalıştırıyor efendim. Uydu getiremedim ben buraya, biraz hazırlıksız oldum. Artık uydu alanı da... başka zaman tanıtmış olalım. Başka bir programda uydu anlatalım Sayın Hocam. Çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Heyecanla dinledim. Çok da bilgilendim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Benim sorularım bitti Sayın Hocam. Tamamına cevap buldum. Yine izleyicilerden de sorular geldi. Onları da cevapladınız. Benim değinmediğim bir husus ya da sizin özellikle vurgulamak istediğiniz bir konu var mı? Son mesajınızla birlikte alabilir miyiz? Son mesajım şu, yani bu ülkenin seçkin evlatları olarak bu sene üniversite imtihanına girdiler ve tercih yapacaklar. Onlara mutlu olacakları, sevecekleri bölümleri tercih etmelerini tavsiye ediyorum. Yani sevmedikleri bir bölümü seçmesinler. Başarı sevmekle yan yana. Yani bu çok önemli. Yani puanım çok yüksek diye mecbur kalıp belli yerleri tercih etmek durumunda da olmasınlar. Ama bizim bölüme gelmek için de hiç tereddüt etmesinler. Kendilerine sağlık ve üstün başarı dileklerimi ineliyorum. Size de bize bu fırsatı verdiğiniz için, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı olarak teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum efendim. Evet Sayın Hocam, kendi adıma, kurumum adına, bizi izleyen değerli üniversitedeki öğrencilere de ben de sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Bu programda havacılık ve uzay bilimlerini konuştuk. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Sayın Hocamız Profesör Doktor Veli Çelik bize bu bölümün amacını, kapsamını, ders içeriklerini anlattı. İş imkanlarından, istihdam olanaklarından, staj imkanlarından bahsetti. Önü açık, geleceği parlak sizin tabirinizle bir bölüm. İşsiz kalmayacağınız, hatta işin gelip sizi bulacağı, arayacağı bölümler. Yine devamında Sayın Hocamız, öğrenmeyi seven, realist, havacılık sektörüne aşık, milli değerleriyle barışık, detaycı, hatasız iş yapmayı seven öğrencileri bekliyoruz dedi. Son olarak da hayal olmayınca tasarım olmaz dedi. Eğer hayaliniz havacılık sektöründe ise, uzay sektöründe ise, sizleri de bu bölümü yazmaya davet ediyoruz. Bu bölümde benim tercihim havacılık ve uzay bilimleri dedik. Bir sonraki programa kadar hoşça kalın, sağlıklı kalın.